Merhaba arkadaşlar, bu videoda Unity'de gerçek zamanlı strateji oyun mekaniklerine değineceğiz. Birkaç parçadan oluşan bir video olabilir bu. Çok da planlı bir şekilde yaklaşmayacağız ancak öncelikle çözmemiz gereken bence şu, bir şeyleri seçebilmek ve seçtiğimiz şeylere komut verip onların belli bir noktaya gidebilmelerini sağlamak. Bunun için de Unity'de NavMesh Agent'ları kullanacağız. Şimdi başlangıç olarak şöyle bir şeyler yapalım binalarımız olsun yani binaları temsilen bir oyun objesi. Ardından birimleri de yine temsilen bir objeye ve bunlara karşılık gelen klaslara ihtiyaç duyacağız. Şimdi sahnede ben sağ tıklayarak öncelikle yeni bir küp oluşturacağım. Yaptıklarımız biraz daha prototip şeklinde olacak yani hani gerçek modeller vesaire kullanmayacağız şimdilik ancak ilerleyen aşamalarda bunları kolaylıkla işte gerçek animasyonlara sahip insanlarla değiştirebiliriz birimleri yine binalar içinde belki statik üç boyutlu modeller kullanabiliriz şimdi bu binaları temsilen olacağı için ben bu küpün adını bina olarak değiştireceğim üstüne çift tıklayarak ve şimdi bina için neler düşünmemiz gerekiyor hem binalar hem de birimler bizim seçebileceğimiz cisimler olacak. Yani bir bina içinde, şimdi bunlar için karşılık gelen görseller oluşturuyorum. İkisi de küp olacak. Bina ve birim adını verdiğim İki farklı objem var aslında sahnemde sahnede hani nasıl hareket ediyoruz vesaire bu tarz şeylere daha sıfırdan Unity serimizde değinmiştik onları tekrar etmiyorum bu videolarda ee, ama bazı farklı mekanikleri yeri geldikçe e, tekrar hatırlatırım İşte fareyi kullanarak sağ tuşla e, basılı taktiğim ta, tu, basılı tuttuğumuz takdirde W ve A, S, D tuşlarıyla vesaire sahnede çok rahat hareket edebiliyorduk şu an sahne görünümündeyiz. Yani bir sahneyi oluşturuyoruz. Objeleri kopyalayıp yapıştırıp farklı pozisyonlara koyabiliriz. Oyun görünümünde ise oyun kamerasından sahneyi görüyoruz ve burada aslında biz oyunu yaptığımız zaman Kullanıcının görecekleri, kullanıcının nasıl bir şeyleri yapılacağı yapacağını belirlemiş oluyoruz. Yani hani bina oluşturmak şu değil aslında burada hani yeni bina kopyaları oluşturup başka yerlere koymak tasarlama aşamasında yaptığımız bir oluşumken biz hani binaları dikme kısmını şimdi şeyle geçireceğiz. Yani oyun mekaniği olarak kullanıcı bina oluşturabilecek birimlere emir verebilecek. Şimdi birimi biraz daha küçük tutalım. Şurada Scaly ile oynuyor olacağım. Nokta bir olursa da çok küçük olur belki ama biraz boyunu uzatırsak herhalde bu küçüklük çok da gözümüze vurulmaz. Tabii bunların yürüyeceği bir yere ihtiyacımız var. Bunun için de yine bir sürü seçenek önümüzde. Şimdi bu videoda da bazı seçimler yapıyor olacağız. Herhangi bir mekaniği yani dışarıdan baktığınız zaman aynı şekilde işleyen bir mekaniği arka planda farklı şekillerde çalıştırabiliriz. Bunların bazıları daha kolay yöntemler, bazıları daha etkili yöntemler. Bizim burada kullandıklarımız biraz daha akla ilk gelecek şekilde, anlaması, kavraması daha kolay olabilecek biçimde olanları olacak. Terrain kullanabiliriz. Çok daha büyük bir yeryüzü ve buna engebeleri uniti de ekleyebiliriz. Yalnız ben başlangıç olarak işi biraz daha basit tutmak adına sadece bir yüzeyde bir plane'de hareket edelim istiyorum. Bir plane yerleştirdim. Bunun pozisyonu da aslında son hareket ettirdiğimiz obje ile alakalı bir noktaya geliyor. Ben yukarıdan bunun transformunu resetleyeceğim ki sıfıra sıfır konumunda boyutu değiştirilmemiş bir vaziyette yer alsın. Burada şimdi fark edeceğimiz bizim bina dediğimiz ve birim dediğimiz şeyler aslında merkezlerinden itibaren boyutlandırılmış şekiller. Yani bina dediğim şey aslında şuradaki sağ taraftaki bunun transformundaki pozisyon binanın ortasını merkezini söylüyor bana. Oysa ki strateji oyunlarında genelde bir şeyi yüzeye oturttuğumuz için alt kısmın bizim için koordinatlara karşılık gelmesi daha elverişli olur. Ne demek istiyorum? Yani hani binayı yukarı çektik tamam. Ama binanın yukarı çekildiği takdirde konumu burada y koordinatı daha yukarıda yer alıyor. Aslında en ideali şu şekilde olurdu. Ben bunu işte nokta 5, y'si nokta 5 olunca boyutu birebirlik olduğu için Tam aslında şu zemine e, oturacak bir hale gelmiş oluyor. Benim de, bina dediğim şey aslında şöyle olması daha mantıklı olabilirdi. Create empty diyeceğim. Boş bir obje oluşturacağım. Bunu yine sıfıra 0 sıfır koordinatına getirdim. Benim binam aslında bu empty object olup bina modelinin şurada bunu bina modeli olarak tekrar adlandırayım bina modelinin bunun içerisinde bulunan bir parça olması daha mantıklı olurdu. Bu takdirde binayı seçerek binayı farklı yerlere konumlandırdığım zaman y koordinatı sıfır olduğu zaman zemine yapışık bir halde veya deniz seviyesinde bulunduğunu kabul edip bu işte bir şekilde zıplayacak, yükselecek vesaire ise y koordinatının artıyor olduğunu görecektim. Veya o şekilde davranacaktım. Yani böyle bir yaklaşım yapmak y koordinatını sıfırda tutmak biraz işleri kolaylaştıracak. Ee, bu da bizim birimimizdi. Birimi e, de yine birim modelini bunun altına koyacağım. Ve ileriye yönelik de şöyle bir avantajı olacak. Tabii bunu yaparken ben şimdi birim modelini tekrar dışarıya çıkartayım. Birim modelinin sıfır konumunda yer alıp. Şimdi buna boyuna 0.41 demişiz. 0.4 olsun daha iyi olur. Ee, yükseklik olarak da Şimdi 0.2 kadar yukarı taşırsam ben bunu, 0.4 birimlik yüksekliğe sahip olan cisim tam zemine oturacak bir hale gelmiş olacak. Birim dediğim bunu tutacak olan objenin de, boş objenin de yine pozisyon olarak 0'da bulunması gerekecek. Ardından bu haldeyken bunlar birim modelini birimin altına taşıyacağım. Bu takdirde hani ikisi de aynı pozisyonda fakat birim modeli biraz yüksekte bulunduğu için ben birimi seçip Onu hareket ettirdiğim takdirde Zemine yapışık bir şekilde hareket ediyor olduğunu göreceğim Bunun avantajı şöyle mesela birim modelleri şu an prototip yapıyoruz Gerçek oyun modellerini e ekleyecek olduğum zaman Birim objesiyle hiçbir değişiklik yapmaksızın birim modelini değiştirsem benim için yeterli olacak. Yani şu ana tarafta aslında bizim oyun mantığımızı içeren scriptler vesaire yer alacak. Ama model kısmını istediğim takdirde ilerleyen noktalarda değiştiriyor olacağım. Tamam böyle görsel için iki tane şeyimiz var şu an. Bunlara karşılık gelen bazı C Sharp scriptleri yazmamız gerekiyor. Şimdi binalar ve Birimler arasındaki ayrımı ne kadar keskin tutacağız? Aslında farklı klaslar yapabiliriz ikisi içinde. Tek bir klas ikisini de içerecek şekilde farklı değişiklikler içinde barındırabilir. Hani bu birazcık tasarım tercihi aslında. Ayrı ayrı yapalım isterseniz öyle tutmak daha mantıklı gibi. Çünkü birimler her ne kadar binalara da onları tıklayıp seçebilecek olsak da temel olarak bir farklılıkları var. Binalar hareket etmeyecekler ve aslında binalar hareketi birimlerin hareketini bir noktada engelleyecekler işte iki tane yan yana dizilmiş bina varsa bizim adamın birimin onların içinden değil kenarından dolaşmasını isteyeceğiz o yüzden bir birim diye e, klasımız olsun bir adet de burada yeni bir script diyelim bina adında bir e, scriptimiz olsun şimdi farklı tür binalar ve birimler için aslında yine aynı klası kullanabiliriz. Veya işte bunların alt klaslarını oluşturup özel türden bir birimin davranışları ile ilgili çok mekaniksel farklılıkları olacaksa yeni klaslar oluşturabiliriz. Aksi takdirde bu ikisinin bizim bütün birimler için geçerli olmasını istiyoruz aslında. Yani farklı birimlerde bazı numerik değerler değişecek aslında. Farklı binalar için oradan çıkartabileceğimiz adamlar veya orada yapabileceğimiz geliştirmeler değişecek. Ancak bir binanın yaptığı fonksiyon yani adam çıkarmak veya geliştirme yapmak dışında farklı bir şey Muhtemelen olmayacaksa aynı klası kullanarak ilerleyebileceğiz. Ve tabii ki hani birim dediğimiz şeye birim klasımız bir şekilde ekli olacak. Bina dediğimiz şeye de bina klasımız bir şekilde ekli olacak. Tıklayıp seçmek. Şimdi hani ilk noktamız belki bu olsa güzel olabilir. Tıkladığımız bir şeyi seçmek istiyoruz. Ben oyun kamerasında da oyun sahnesinde şöyle gösterecek olursak. Oyun kameramızı sahneyi biraz daha rahat gören bir Konuma getirelim çünkü oyunu denerken e, bu bakış açısını kullanıyor olacağız. Şuradan kamerayı çevirelim biraz aşağı doğru baksın. Sahneye bakarken fareyle ah dur yanlış yerlere gideyim gidiyorum gidiyorum. E, sahneye bakarken fareyle tıkladığım bir noktayı seçmek isteyeceğim. Seçtiğime dair de bana bilgi verilmesi için o seçili objenin materyalini değiştirmek en başta yapabileceğimiz bir yaklaşım olabilir. Şimdi iki adet yeni materyal oluşturayım. Sağ tıkladım buraya, create diyorum. E, materyalin adı normal olsun. Yani normal e, Herhangi bir seçime uğramamış olan kimselerin materyali olacak bu bu da hani çok bembeyaz gözükmesin gözümüzü yakmasın diye mavi bir renk alsın. Aslında zemin için de ayrı bir materyal daha iyi olur. Ben gittim zemine de normal materyali ekledim ama zemin için farklı bir materyal yapmış olalım. Bu da böyle yeşilli bir şey olsun şimdilik. Ve bir de seçili olan şeyleri farklı boyamak istiyorum. Buna da seçili materyali adını vereceğim biraz daha can canlı göze batsın diye böyle sarı mı yapalım mesela şunu seçtiğim zaman böyle sarı olarak göreceğim tamam seçili materyalimiz de bu olacak hem binaları hem birimleri seçebilmek istiyorum aslında ve bütün bütün seçim işlemlerinin yönetileceği yani ben fareyle tıkladığım zaman şunlar şunlar olsun kısmını yazacağım ayrı bir klas yani oyunun ana mantığını içeren bir klasla da yine işimizi görecektir bunun için de yeni bir klas oluşturacağım buna da işte ana oyun falan bir şey diyebiliriz. Yani oyunun asıl mekaniklerinin kontrolünün, yönetiminin döndüğü klas bu olacak. Ve bu klasın içerisinde ben seçili nesnelerimi bir şekilde tutabilmek istiyorum. Seçtiğim şey bina olabilir, birim olabilir. Buna göre bazı değişiklikler söz konusu olacak. Ancak şimdilik şöyle bir şey yapalım. Bu ana oyun klasının içerisinde iki tane public materyal bulunsun. ve bir şeyi seçtiğim zaman onun materyalini seçili materyale çevirmek istiyorum hani hatırlayacak olursak. Hem normal materyali kontrol D'ye basarsam o satırı kopyalayacaktır. Hemce hemce hem de seçili materyali burada belirtmiş olalım. Bunların materyal olduğunu da burada kendim hatırlayabilmek için başlarına mat diye bir ön ek getirebilirim. Update kısmında yapacağız oyunun ana mantığı burada dönüyor olacak yani update oyunun her karesinde aslında buraya uğradığımız bir kod olacak ve bazı şartlara bağlı olarak biz burada bazı şeyleri yerine getirebiliyor olacağız bu şartlardan bir tanesi farenin belli bir tuşuna basıldıysa. If hatırlayacak olursak bizim koşul belirttiğimiz bir ifadeydi. İfin içerisinde doğru ya da yanlış olabilecek bir şey yazıyorduk. Bir doğrulanabilecek veya karşılaştırılabilecek bir ifade yazıyorduk hani ifadeydi ifade deyip duruyorum ama mesela bu bir karşılaştırma ifadesi ise mesela 3 2 eşit mi sorgusu hep doğru olacaktır. Ama x veya d adını verdiğim bir değişken 3'e eşit mi sorgusu d'nin farklı değerleri için farklı şeylerle e, değişebilecekti. Yani bu true veya false doğru ya da yanlış olarak karşımıza geliyor. Input dediğimizde Unity'de bizim girdi birimlerini kontrol etmemizi sağlayan bir sınıflı bir yapıydı ve bunun altında da get mouse batına bakacak olursak bu fonksiyon üçlüsü farenin tuşuna basılıp kaldırıldığında basıldığı anda veya kaldırıldığı anda doğru dönüyordu bize. Yani get mouse button farenin tuşuna basılı olduğu müddetçe aslında doğru dönüyor. Bir strateji oyunu için düşündüğümüz zaman aslında tıkladığımız anda bir işlemin yapılması daha doğru olacak herhalde. Yani Get Mouse Button, basılı tuttuğumuz müddetçe turu olan bir e, ifade. Get Mouse Button Down, farenin tuşuna tam basıldığı anda bir kere turu dönüp, ardından basılı tutmaya devam ediyorsa kullanıcı e, false olan bir şey. Ve bizim burada yapacak olduğumuz işlem seçmek olduğu için seçerken aslında tek seferlik bir seçim e, söz konusu. Yani farenin tuşuna basılı tutuyorsak ardışık seçimler yapmamız gereksiz. Tabii ki farenin birden fazla tuşu olabilir. Ana tuş e, olarak atanan tuş e, için sıfır diyeceğiz buraya. Bu hani eğer sol tuş ana tuşunuz olarak atanmış durumdaysa farenin sol tuşuna karşılık geliyor olacak. Şimdi e, oyunun ana mantığında demiş olduk ki farenin sol tuşuna basıldıysa ne yapmak istiyoruz? Aslında bizim yapmak istediğimiz e, bayağı standart olarak karşımıza çıkan raycasting yani fizik e, temelli Parçalar üzerinden şöyle Unity'ye geri dönecek olursak. Bu arada burada oluştururken normal 3D boş bir proje oluşturdum. Hani başta oluşturdum ki bunun kısa bir beklemesi oluyor. Böyle projeniz oluşuyor vesaire diyor. Unity'nin... E Temel yapılarını kullandığımız için muhtemelen çoğu birçok versiyonu ile uyumlu olabilecek şeyler yapacağız. Hani Geçmişe doğru gittiğimizde 2017 versiyonda vesaire de yine geçir, geçerli olan, hani ileriye yönelik de e, çoğu zaman geçerli olması planlanan özellikleri kullanıyor olacağız zaten. O yüzden aslında Unity sürümünün bazı spesifik farklar belki çıkabilir. Onun dışında bütün sürümler için geçerli olabilecek şeylerden konuşuyoruz. Onu da kısaca söylemiş olmakta fayda var. Ee, Unity'de bir objeye baktığımız zaman o objenin içerisinde yer alan bazı alt parçalar bulunur. Mesela buraya eklemiş olduğumuz bina modeline bakacak olursak içerisinde bir transform var. Bütün oyun objelerinin pozisyonlarını nerede bulunduklarını belirtmek için bir transforma sahip olmaları gerekiyor. Bizim bina dediğimiz şey boş bir oyun objesi olmasına rağmen içerisinde transform var mesela çünkü sahneye yerleştirilebilir bir şey kendi yazdığımız scriptler içinde yer alabilir. Mesela bina scripti bunlardan bir tanesi. Öte yandan bazı Unity yapıları da yine içerisinde yer alabilir. Mesela Mesh Renderer bu objeye karşılık gelen üç boyutlu bir mesh, bir şekil olduğunu söylüyor bize. Bu sebepten ötürü de bir materyali var mesela bu materyali daha inceleyebiliriz alt parçalarına bakabiliriz onun renklendirilmesini sağlıyor. Bu görüntüleme ile ilgili bir kısım yani içindeki meşler materyaller görüntüleme ile ilgili bir kısımken fizikle ilgili bir kısım da mevcut mesela bu eklediğimiz kutuyla birlikte gelen bir box collider var. Colliderlar objenin fizik dünyasındaki karşılığını aslında bize söylüyor. Bu küpe bakacak olursak mesela ben collider'ın boyutunu değiştirirsem dışındaki şu yeşil çizgiler şekil değiştiriyor. Yani bu objenin fiziksel dünyadaki karşılığını x ekseninde genişletmiş oluyorum mesela ben burada onunla oynarsam. Ya yani mesela edit collider dersem bunu Editörde de daha farklı şekillerde düzenleyebilirim. Objeyle aynı noktada bulunmak zorunda değil, objenin konumunu referans alarak ona bağlı bir yerde yer alıyor. Mesela yani ben burada y koordinatını arttırırsam, objenin fiziksel karşılığı objenin kendisinin yukarısında yer alabilir. Yani bu hani normal bir şey, ancak obje hareket ettiği takdirde objeyi ben farklı yerlere sürüklersem, ona relatif bir şekilde fiziksel karşılığının da yer değiştirdiğini görüyor olacağım. Ve bu fiziksel objeler dünyasında biz bir ışın göndeririz genelde hangi objeyle veya hangi yüzeyle bu objenin çakıştığını bulabilmek adına. Yani üç boyutlu bir dünya var, fiziksel bir karşılığı var. Bunlar görüntülemenin dışında yani görüntülediğimiz parçalardan da elbette kolaydırlar oluşturabiliriz fiziksel objeler oluşturabiliriz. Yalnız görüntülediğimiz parça çok daha detaylı iken onlara karşılık gelen fiziksel yapılar daha basit tutulabilir. Daha basit tutulmasının sebebi şudur. Daha basit yapılarla mesela küpler veya küreler veya kapsüllerle bir ışın ...la cismin çarpışmasını veya iki cismin çarpışıp çarpışmadığını hesaplamak çok daha kolay olacaktır. O yüzden e, objelerin fiziksel karşılıkları genelde daha basit, daha sade yapılar üzerinden kurulur ki işlemler hızlı olabilsin. Ve bu e, fiziksel dünyaya biz bir ışın gönderip bu ışın nelerle çarpışıyor diye hesaplamak istiyorsak raycast kullanıyoruz. Ray zaten ışın demek, cast da göndermek, yani şey çıkartmak, ışık salmak gibi bir şey... Casting ile bir ışın gönderip sahneyi, bu ışınımız hangi fiziksel objelerle çarpışıyor, çakışıyor diye bir kontrol yapabiliyoruz. Bizim de aslında şu an yapmak isteyeceğimiz bu olacak. Bu tarafta bakacak olursak aslında şöyle diyelim, unity raycasts object falan diyelim. Yani bir ışın gönderdik. Zaten buydu aslında, değil mi? Tamam. Buradaki biraz daha uzun herhalde o örnek biraz değişmiş de neyse. Ee, ne yapacağız şimdi? Asıl kısmı şu aslında. Biz ışın gönderiyoruz. Bir şeye çarparsa, dur onu daha güzel örneğinden alalım. Ya fareyle bir obje seçmek aslında çok son derece standart bir şey. O yüzden tekerleği her seferinde baştan keşfetmemek adına şuradan kodumuzu alabiliriz. Hani o biz farenin şu tuşuna bastığımız takdirde diyor ki burası şurayı alalım onu elimizde inceleyelim. Kameradan bir ışın göndermek istiyoruz ve fare ile tıkladığımız bir noktaya ışın göndermek istiyoruz. Aslında hani ışını nasıl formülize edeceğiz? Onu birazcık e, burası bize söylüyor. Onun dışında Raycast metoduna bakarsanız buradaki haliyle kullanıyoruz yani e, dokumentasyondaki örneğiyle. Dökümantasyonun bir versiyonda da bir yerde e, Raycast'in zaten bu, bu şekilde bir örneği vardı. Her neyse, bu buradan almış olalım. Şuradakine ihtiyacımız yok. Yani biz bir şey göre yeniden boyutlandırmayacağız ancak bir ışın oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz ışın ana kamerayı kullanıyor. Ana kameranın Baktığı noktaya değil de sadece ana kameradan görüntülediğimiz ekranın farenin o anki konumuna doğru uzanacak biçimde bir ışın oluşturuyor. Bu ışını kullanarak fizik dünyasına bir ışık gönderiyoruz. Bu metot iki farklı şey döndürüyor aslında. Metodun kendisi raycast'in kendisi herhangi bir objeye çarptıysak true dönüyor. Herhangi bir objeye çarpmayan bir ışın yolladıysak false dönüyor. O yüzden kendi return değeri Boolean. Yani bu metodun kendisi true ya da false dönecek. O yüzden if'in içerisine yazıyoruz. Ancak bu metod aynı zamanda bir objeye çarptıysak o objeye çarptığımız zaman o çarpma konumunun ve objesinin bilgisiyle ilgili de bir şeyler döndürmek istiyor. C Sharp'ın yapısı itibariyle return değerleri tek bir değer olabilirken parametre olarak bir çıktı olacak değişkenlerde gönderebiliyoruz. Yani buradaki out kelimesi şunu söylüyor bize. hit diye bir obje parametre olarak göndermiş olmakla beraber bu aslında bir çıktı olarak kullanılacak. Yani ben bu raycast metodunun dışına çıktığım zaman hit dediğim değişken çarpıştığım objeyi içerecek biçimde değiştirilmiş olacak diye bekliyorum. Hani raycast'ın çalışma prensibi bu. Bu sebeple de aslında ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi hit eğer bu if'in içerisine girdiysek bir şeye çarpmışız demektir. Bir raycast hit objesi. Burada hani başta onu tanımlamamız gerekiyor ki gönderebilelim. Aksi takdirde hit'in cinsi nedir? program ondan haberdar olmayacak. Ancak ben burada hit'in mesela farklı şeylerini kontrol edebiliyor olacağım. Buradaki hit şimdi raycast hit olduğu için onunla ilgili elde edebileceğim bilgiler mesela burada listeleniyor yani kolaydır ile ilgili bir bilgi alabilirim çarpışmanın noktasına dair bir bilgi alabilirim bu Point üzerinden yani Pointe bakacak olursanız bu bir vektör 3 Aslında tam olarak ışının çarptığı noktayı koordinatı bize söylüyor olacak Hatta birimleri yürütürken bunu kullanacağız Muhtemelen öte yandan ona ait olan oyun objesine ulaşmak istiyorsam aslında transform üzerinden olacak bu Çarptığım şeyin transform'unu al diyoruz. Transform hatırlayacak olursak şöyle şuraya gelecek olursak. Hani sahneye yerleştirdiğimiz her objede vardı. Bu objelerin transform'u üzerinden de onların asıl game objelerine ulaşabiliyoruz. Transform game obje dersem. O objeye o çarptığımız ışının çarptığı objeye dair olan nesnenin kendisine ulaşıyoruz aslında. Ve bu ulaştığımız obje üzerinden. Biz neyle ilgileniyoruz? Birazcık e, işmin, işin, işmin nedir ya? İşin o kısmı. Şimdi çarptığımız obje e, Collider'ı içeren obje olacak. Şurada yanlış yere gidip durmasam iyi olacak. Collider içeren bir obje olacağı için aslında binanın şu üst sınıfındaki yapı değil, bina modelinin kendisine ulaşıyor olacağız. Bunun içerisinde de bir mesh renderer olduğu için aslında bunun materyalini doğrudan buradan değiştirebiliriz. E, şu şekilde Unity e, ...material... E, ...şeymiş... ...script diyelim mesela. Bunun için... ...objenin mesh rendererine ulaşmamız lazım. Yani mesh renderer'ı... ...olmayan bir obje ise... ...şu kısmında zaten e, bulunamadı... ...vesaire diyecek. Aksi takdirde ...mesh renderer üzerinden biz... ...objenin materyalini değiştirebileceğiz. Bu tarafa geldiğimiz zaman... bu obje üzerinden... ...mesh renderer komponentini bulmaya çalışıyoruz. Derdimiz o şimdilik. Nereye ne yapıştırdım? Bir dakika. Bir yanlış şey. Kestim herhalde. Kes yapıştır sanatıyla kod yazma. Şimdi biz bir mesh renderer bekliyoruz. Buna mr diyelim. Ve bu mesh renderer'ı da çarptığımız objenin mesh renderer'ı olarak almaya çalışıyoruz. Yani buradaki fonksiyon eğer buna böyle bir şey ekliyse bize dönecek. Aksi takdirde bir şey dönmeyecek. Dönmeme ihtimali olduğu için de eğer MR null değilse, MR dediğimiz şey bir şey içeriyorsa biz materyali değiştireceğiz. ola ki diyelim ki bir şeye tıkladık. Onun fiziği vardı ancak ona ait bir mesh renderer yoktu. Şu anki sahnemizdeki objeler için bu söz konusu olmasa da bir şekilde hata sonucu karşılaşabileceğimiz bir şey. O yüzden herhangi bir noktada aslında get komponentle bir objeye ait olan alt parçayı, alt yapıyı almaya çalışıyorsak e, aldığımızı düşünüp de onun üzerinden bir işlem yapmadan önce gerçekten almış mıyız, almamış mıyız diye kontrol etmekte genelde bir fayda var. Eğer ulaştıysak bunun bir mesh renderer varsa materyelini materyalini bizim selected materyalle pardon mat e, seçili ne selected'ı mat seçiliyle değiştirebiliriz. Şimdi bu çok ufak bir test olarak yapacağımız şey. Bu tarafta kaydettim. Öte yandan Unity'ye geri dönelim. Bu şekilde çalıştırır denersem bir hata alacağız ama hatayı göstereyim. Sağ tarafta oyunda sahneye tıkladım. Herhangi bir şey olmadı. Hata bile almadık. Nedeni oyun mantığımızı zaten henüz eklemedik. Ben <laughs> onu ekledik diye düşünerek hata alacağımızı söylemiştim. Ee, ana oyun mu demiştik ona? Burada da ana oyun diyelim yumuşak G diye falan e, sorun yaratabilecek şeyler. Bu hani görülebilir bir parça olmayacak zaten o yüzden hani e, nerede bulunduğu çok önemli değil ama sıfıra sıfıra yerleştirmemiz de yine yapılabilecek şeylerden bir tanesi. Ana oyun scriptini buraya ekleyeceğim. Az önce hani hata olacak dediğim şey şuydu materyalleri buraya eklemediğimiz için e, mesela çalıştırırsam tıkladığım takdirde materyal ee, eşitlemeye çalışıyoruz. Boş bir şeye eşitliyoruz aslında seçtiklerimi tıkladıklarımı. Hata da vermedi ee, yani boş bir materyale eşitlemek aslında hata değil. Onu da görmüş olduk. Ee, ancak çok istediğimiz gibi çalışmadı. Seçili materyalini buraya taşıyacağım. Normal materyali de buraya taşıyacağım. Oyunu başlattığım takdirde sahneye bakarken herhangi bir şeye Tıklarsam onun rengini sarı yapıyorum. Şimdi burada e, Bazı kıstaslarımız olacak elbette. Ancak ondan önce yapmam gereken bence benim bir şeyi seçtiğim zaman başka bir şeyi seçtiğim zaman e, eski seçili olanın geri normal materyaline dönmesini isteyeceğim. E, bunu yapmak için de ben burada e, ana oyun içerisinde eski seçili şeyin en azından mesh renderını elimde tutmalıyım. Eski seçili şeyin oyun objesini de elimde tutabilirim. O da bir e, seçenek. Tekrar onun mesh renderına zaten gidebileceğim. İkisini birden de tutabilirim. Ee, şimdilik sadece şey yapalım isterseniz. Ee, oyun objesini tutuyor olalım. Ee, çünkü onun üzerinden farklı şeylere de e, ulaşabileceğiz. Eski seçili e, diyelim buna. Eskiden hani seçtiğimiz şey, eski seçili dediğimiz şey aslında belli bir noktada herhangi bir şey seçtiysek yani şu ana geldiysek Eski seçili dediğimiz şey aslında onun oyun objesi şudur. Yenisi e, tıkladığım anda hani mevcut seçili veya hani eski seçili derken e, ben aslında şey demek istiyorum herhalde. Buna mevcut e, seçili desek daha anlamlı olacak. Mevcut seçili dediğim şey nedir? Tıkladığım zaman aldığım objedir ve ben buradaki işlemleri aslında mevcut seçili üzerinden yaparım. Ancak bir şeye tıkladım ve e, tıkladığım şey bir objeye karşılık geliyorsa, ben burada bir kontrol yaparım. Nasıl bir kontrol yaparım. Eskiden mevcut seçili var mıydı? Eğer mevcut seçili, boş değildiyse, bu ne anlama geliyor? Şimdi mevcut seçiliği daha önceden bir şeye eşitlemişiz. Burada materyalini değiştirmişiz belki. Sonra başka bir tıklamamızda tekrar Raycast Hits kontrol etmişiz. ışın göndermişiz. Işın bir şeye çarpmıyorsa sorun yok. Seçili objemiz hala mevcut seçili olan. Ancak bir şeye çarptıysak, if'in içerisine girdiysem ve mevcut seçili olarak başka bir obje zaten hali hazırda varsa o zaman benim bu mevcut seçili için bir materyal değişikliği yapmam gerekecek. Bu durumda aslında şuna benzer bir kodu şuraya yeniden ben dahil ediyor olacağım. Mevcut seçili için mesh renderer bu sefer en hani şurada tekrar başka bir MR tanımlıyoruz ya o yüzden farklı adlandırmamız gerekecek. Ee, burada MR eski adını verelim buna. MR eski için şöyle bir şey yapacağız. MR eskinin materyali varsa aynı hani bir sıkıntı, hata söz konusu değilse bunun normal materyalini geri dönmesini isteyeceğiz. Ardından mevcut seçiliği değiştireceğiz. Yani burada şunu yaptık. Eskiden seçili olanın materyalini eski haline getirmiş olduk. Sahneye geri döndüğümüzde ise ben küpü seçiyorum, birimi seçiyorum, mevcut seçiliği değiştiriyorum. Eğer boş bir alana tıkladıysam da aslında seçili olanı belki bırakmak istiyor olabilirim. Ama ondan önce şu ayrımı yapalım. Ben zemini seçmek istemiyorum. Ben adam ya da birimleri seçmek istiyorum. Bunu yapmak için yine farklı farklı yollar mevcutken bunun Unity'deki güzel çözümlerinden bir tanesi bu objeleri farklı katmanlara, farklı layer'lara yerleştirmek şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi plane zeminimiz için olan layer'a bakacak olursak ve hani yeni kendi layer'larımızı ekleyelim isterseniz. Ee, bunun için bir zemin katmanı olsun. Bir de aslında e, birimler ve binaları içerecek biçimde aslında onların ayrımını yine buraya koyabiliriz herhalde. Birim ve bina katmanları olsun. Yani objelerimiz aslında farklı katmanlarda yer alacak. Bu yeni katmanları eklemek aslında şeyden bağımsız bir şey. Seçili olan bir şeyi bu layer'a, bu katmana taşımak. Bunlar ikisi ayrı şeyler. Hani katmanları ekledikten sonra objeleri o katmanlara taşımamız da gerekiyor. Zeminin zemin katmanına koydum, binayı bina katmanına koyacağım ve bu şunu diyor hani bu bir üst oyun objesi altındakilere de bu uygulansın mı? Evet, altındakilere de bu uygulansın diyor olacağım ve e, birim içinde yine benzer bir şey yapıyor olacağım. Ardından burada geri dönecek olursak, Unity Raycast'in burada bir parametre, Layer Mask. Katmanları maskeleyebiliyoruz aslında. Yani biz Raycast yaparken sadece belli bir katmandaki objeleri içerecek biçimde bunu tasarlayabiliriz. Bu da yine raycast'e giden parametrelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Raycast yaparken şurada bir parametre olarak, şurada Raycast yaparken bir parametre olarak bir layer maskesi verebiliriz. Ama bir layer maskesi oluşturmak için de layer adlarından oluşan bir e, array gönderip o layer'ları almak isteyebiliriz. Yani burada aslında bir maske oluşturuyoruz. Layer'lar her ne kadar biz isim verdiğimiz sayısal e, değerler olsa da onların arkadaki e, yapısı biraz daha Boolean değil şey e, bitler halinde muhtemelen e, temsil ediliyor. Yani hani Burada 0, 1, 2, 3, 4 falan şeklinde belirtilmiş durumda mesela ama bir obje birden fazla e, Layer'da var mı diye test edeceksek Bu layer'ların Bilgisini birleşik olarak Tutabiliyoruz aslında O yüzden de biz burada layer mask'ı oluştururken get mask deyip de burada kendimiz bir Layer adlarından oluşan şey yapabiliriz Burada Unity layer mask olarak Örneğine de bakalım. Mesela da oradan bu şekilde verebiliyormuşuz parametreleri. Ben burada ne yapmak isteyeceğim aslında sadece birim ve bina layer'ları ile ilgilendiğimi söyleyeceğim. Yani burada bir layer maskesi veriyorum diyeceğim. Şu bir parantezimiz eksik oldu. Sadece birim ve bina layerındaki objeler objelerle ilgilen. Eğer herhangi bir şeye çarpmadıysak, hani sadece birim ve bina layerlerindeki objelerle ilgilendikten sonra herhangi bir şeyle çarpışma söz konusu değilse, eski seçili şeyi seçili olmayan materyale çevir diyeceğim. Yani mevcut seçilimiz boş değilse ve yeni bir şeye tıklamadıysak, boşluğa tıkladıysak, onun materyalini sıfırla eski haline çevir ve mr eski dediğim şeyi de nal hale çevir diyeceğim. Çünkü o artık seçili olmayacak. Bu geri döndüm. Şunları da şöyle ben sıralayayım da hani hep yanlış yere geri dönmeyeyim. Başlattığımız takdirde zemine tıklıyorum seçmiyor. Binaya tıkladım seçti. Birime tıkladım seçti ve boş bir alana veya zemine tıklayacak olursam da seçimden vazgeçmiş oluyoruz. Şimdi seçme kısmının ilk aşaması aslında bu. Normalde birden fazla şeyi de seçebilmemiz lazım. Onu belki daha sonra değiniriz. Birden fazla şeyi seçerken aslında bir collision kutusu oluşturup o nelere çarpıyor diye kontrol etmek e, olası çözümlerden bir tanesi. Öte yandan birden fazla seçimi sadece birimler için mi yapacağız yoksa binalar da buna dahil olacak mı? O da yine karar vereceğimiz noktalardan bir tanesi olur bir strateji oyunda. Çünkü hani her strateji oyununda binaları çoğul bir şekilde seçmenize izin vermez. Bazılarında sadece tekil binaları seçebilirsiniz. Ha tabii binayı seçmeye izin vermeyen oyunlarda yok mu? Var. Mesela Red Alert serilerinde en azından Red Alert 1-2'de. Hani binaları sağdan kondurursunuz etrafa ama binayı seçmek diye bir şey yoktur. Ama birimi binaya gönderebilirsiniz. Mesela o tarz şeyleri e, düşünebiliriz. Şimdi hareket ettirmek noktası bence biraz daha ön plana çıkan şeylerden bir tanesi. Zemin üzerinde birimi hareket ettirmek istiyorum. Bu yüzden de aslında birimi seçtikten sonra birime dair olan bir parçaya erişim hakkımızın olması iyi olacaktır. Yani birim skripti içerisinde birimi bir yere göndermeyi sağlayacak olan yapıları tutmamız daha mantıklı. Çünkü her şeyi ana oyun klasına tutarsak çok kalabalık olur. Bize ne yapmak isteyeceğiz aslında? Birim e, klası içerisinde birimin hareketini içeren, onun saldırı, savunma gibi değerlerini içeren değerleri tutmak istiyoruz. Değerleri içeren değerleri tutmak da çok garip bir sözcük olsa gerek. Yani birimin içerisinde aslında şöyle şeyler olacak mesela. Burada public olarak tutmuş olalım. Bu birimin e, kanvası değil canı. Tabi bu bir mesela integer mi olacak, float mu olacak onlara karar vermemiz gerekir. Mesela bunun başka nesi olabilir saldırı değeri gibi değerler yer alacak ama şimdilik bunları çok düşünmüyoruz. Bunlar daha ileriye yönelik şeyler. Bunlar dışında null mesh kullanacağımızdan bahsetmiştim. Aslında daha önceden de kullandığımız bir yapıydı Unity'de yön bulma ve bir adamı veya oyun objesini bir yerden bir yere gönderme, yürütme gibi yapıları içeren bir kısımdı. Unity Editor, e, AI altında e, bulunuyor. NowMesh klasları Ve burada da şöyle bir şey diyeceğim aslında, birime ait bir NowMesh objesi vardır diyeceğim. NowMesh'e dair olan... Aslında bir dakika dur, Unity Engine altındaki... E, gidecektim ben. Navmesh altında da navmesh'in hani sahnesiyle ilgili vesaire birimler var. Navmesh agent yürüyen adama karşılık gelen şey yani bir birim için biz navmesh agent kullanacağız. Genelde böyle otomatik yön bulan bir yerden bir yere gidebilen şeylere agents derler. Navmesh agent olacak bir birimin. Biz buna agent demiş olalım. Hani bunu private tutacağım çünkü bu agent'ın Başlangıç anında bu birimin kendisinden gelmesini isteyeceğim. Bu birime ait olan bir komponent olan navmesh agent'ı elimizde tutalım diyor olacağım bu noktada ve bu birim için bir tane public metodumuz olsun, bir fonksiyonumuz olsun. void diyelim. Ne diyelim? <laughs> yürü diyelim son derece basit bir şekilde. Bu adamın bir yere yürümesini istiyorsak yürü metodunu kullanacağız. Yürü metodu da şimdilik vektör 3 alıyor olarak düşünelim. Bir konum bilgisi içerecek. Ve bizim adamın bu konuma gitmesini isterken biz şöyle bir şey yapacağız. Bu agent üzerinden ne diyeceğiz? Set destination diyeceğiz. Bir hedefe e, gitmesini istiyoruz bu adamın konum dediğimiz hedefe doğru gitmesini istiyoruz aslında ee, tabi burada Mesela hızla ilgili bazı şeyleri e, Değiştirmemiz gerekebilir yani onun standart bir hızı var zaten başlangıçta bir Now mesh agent'a ait olan Onun dışında biz bir adam Gitmeye çalıştığı yere ulaştığı takdirde Hızını Sıfırlamak gibi bir şeye gidebiliriz şimdilik sadece bir set destination bulunsun bakalım öte yandan Naamish agentlarla ilgili buradan şeyi de açayım ben Nt Agent Script diyelim hani yürümeye başla falan gibi bir emir vermemiz gerekiyorsa onları burada hatırlatacaktır bize. Destinationı belirlemek yeterli gibi duruyor tamam. Ha tabii yapabileceğimiz başka bir şey agent'ı agenti script'te de oluşturabilirdik yani hani bu objeye name agent komponentini yeni oluştur ekle gibi bir yolda izleyebilirdik. Biz şöyle yaptık. Şöyle varsaydık ki birimin içerisinde bir name agent olacak zaten diye düşündük. Buraya bir name agent olarak bunu ekleyeyim. Bu birime ait olan name agenti ekledim şimdi. Burada şimdi şeyi birazcık düşünmemiz gerekecek. Biz birim ve birim modelini ayrı yerlerde tuttuk. Birimin klasını vesaire de burada mı tutalım? Hani birimde mi tutalım, birim modelinde mi tutalım? Bu hani yine yap, yaptığımız seçeneklerden bir tanesi. Naalmesh ben birimde oluşturdum. Şimdilik öyle dursun deneyelim hani bir sıkıntı çıkmazsa böyle de kalabilir. Naalmesh Agent'a dair burada bizim ayarlamamız gereken height gibi bilgiler var mesela bu ne kadar boyu bu adamın mesela hani tam şeyimizde aynı olacaksa nokta 4 diyebiliriz. Bunun peki genişliği ne kadar olacak? onu seçiyoruz bizim görsele uygun bir halde yani hani bu cismin sınırlarını içerecek biçimde. Yani çok küçük olursa adam duvarlardan geçebilir, çok büyük olursa e, azıcık bir aralıktan bile geçememeye başlar. Buna az çok oturan bir silindiri e, oturtmuş olduk normal Agent'ın içerisinde. Scriptimiz birim scriptimiz de burada olduğu için e, script yani doğrudan get component dediğimiz zaman bu scriptin ekli olduğu birim objesinden. NowMeshAgent'ı alabileceğiz. Aksi takdirde alt sınıflardan almamız gerekecekti. Ee, öte yandan bununla ilgili mesela hız gibi bazı bilgiler var. Bunları gidip elle de değiştirebiliriz. Ee, birime göre değişecek olan bilgiler mesela bunlar. Ve bu birim yürü emrini aldığı zaman belli bir konuma doğru gidebilecek. Öte yandan ben şöyle bir şey isteyeceğim. Şimdi buraya geri dönecek olursak. Farenin sol tuşuyla tıkladığım zaman Bunları yapıyordum sol tuş bir şeyi seçmemi sağlayacak Eğer tıklanan tuş sol tuş değilse Diyeceğim else kısmına ekleyeceğim asif diyelim Basabileceğim tuşlardan Bir diğeri de farenin Birinci indeksteki tuşu yani Şu anki Ayarlarla sağ tuşa karşılık geliyor Eğer sağ tuşa basıldıysa da bazı şeyler yapmak isteyeceğim Sağ tuşa basıldıysa önce kontrol etmem gereken şey bence mevcut seçilinin null olup olmadığı. Mevcut seçili dediğim şey null değilse ne anlama geliyor? Mevcutta seçili olan bir şey var. Seçili olan şey ne bilmiyorum. Ama seçili bir şeyler var işte. Seçili olan şeyin birim olup olmadığını nasıl kontrol ederim? O eğer birim layerında bulunan bir obje ise mesela mevcut seçili dediğim şey bir oyun objesi sonuçta. Bunun da bir layer'ı var. Bunun layer'ını kontrol edebilirim o yüzden. Derim ki eğer mevcut seçilinin layer'ı compare to kullanmak daha mantıklı veya bu bir integer dönüyor herhalde zaten. Bunu eşit eşittirle kontrol etmem daha e, mantıklı olacak. Birim layer'ından bir şey seçiliyse şunu biliyorum bu hareket edebilecek bir şeydir hareket edebilecek bir şeyse de mevcut seçili oyun objesinin normalde şöyle yazardım. Get component derdim. Ona ait olan birim scriptini al derdim. Ve bu birim scriptinin yani aldık mı almadık mı soru işareti olacaksa şöyle yapardım. Birim türünden bir script bir class almaya çalışıyorum. Eğer B null değilse derdim. Ne yap? B nokta hani yürü metodunu kullanmak isterdim sonra. Buraya bir şeyler yazacağım. Ancak şöyle bir şey söz konusu. Biz hiyerarşik anlamda oyun objesi, birim scripti ve navmesh mesh agent'ı şu üst objede tutarken birim modeli, materyal, görüntüleme ile ilgili, ilgili şeyleri altta bulunan, hani onun altında bulunan bir game objekte tutuyoruz. Biz tıklayıp materyalini değiştirdiğimiz obje, görünür hale sahip olan obje bu birim modeli olduğu için bizim aslında seçili tuttuğumuz obje bu birim modeli dediğimiz şey. Bizim bunun parent'ı olan birime ulaşmamız gerekecek. Bu yüzden de mevcut seçilinin birim komponentini almaya çalışmak yerine şimdi mevcut seçili bir game object hatırlarsanız bu yüzden de ha şey de varmış bak aa, bu metodun olduğunu bilmiyordum bak get component in parent varmış Tamam mı? Direkt onu kullanırız o zaman. Sen diyeceğiz ki babanın e, şeyini al. Komponentini al. Babandan birim komponenti almaya çalış. Varsa tamam yürürüz diyeceğiz. Ancak sağ tuşla tıkladığım zaman bir şey seçiliyse den de e, yine bağımsız olarak şöyle bir şeyi de kontrol etmem lazım benim. Sağ tuşla belki de olmadık bir yere tıkladım. Olmadık bir yere gidecek değil bu adam. Eğer sağ tuşla tıkladığım zaman sahneye bir ışın yolladığımda bir zemine karşılık gelen noktaya bastıysam oraya yürümesini isteyeceğim. O yüzden de yukarıda yaptığımız mantığa geri döneceğiz. Yine bir raycast işlemi yapıyor olacağız. Bunu hani birim seçili mi? E, tamam birim seçili. Birim seçili ise o zaman önce bir hani o birimden birim scriptini alıp da şuraya yürü demeden önce şu noktada. Zemin layer'ındaki orada birden fazla da çünkü obje bulunabilir. Zemin layerine bir ışın yolla kameranın fareye baktığı konumundan. Ha o zaman bir ışına çarpıyorsak ardından birim script'ini alıp birim script'i de boş değilse yanlışlıkla hani birim script'inin unutulduğu bir obje değilse bu. O ne yapabilir? Hit dediğimiz şeyin konumuna doğru hareketlenebilir, yürüyebilir bu şekilde belirtmiş olacağız sağ tuşta tıkladığımız zaman. Şimdi bu tarafa geri döndüğümüzde hala yapmamız gereken şeyler var. Hani şimdi başlatırsam mesela bir şeyleri e, sol tuşta seçip bu bir birim sağ tuşta bir yerlere tıklarsam e, hatta bunu e, çalıştırmaya çalıştığım takdirde bir uyarı ile karşılaşıyorum. Burada bir name mesh agent var. Ama name mesh olarak e, yürünebilir alan olarak belirlenmiş bir obje söz konusu değil. O yüzden de bu adamın yürüyebileceği hiçbir yer yok. Ona yürüyebileceği bir yer oluşturmamız gerekiyor. Bunu yaparken e, ne yapacağız? Şimdi öncelikle şurada da aslında hani şeye bakabiliriz. Birkaç tane e, bunun e, şartı var. Yürünebilir obje ile ilgili seçmemiz gereken özellikler var. Yürünebilir objenin Navigation Static olarak belirlenmiş olması gerekiyor. Ve bunları yaparken Navigation Static ayarı aslında navigasyon panelinden, navigasyon penceresinden seçilebilir bir ayar olduğu için bizim burada öncelikle Window'dan orayı açmamız lazım. AI altında Navigation. Bu hani farklı versiyonlarda farklı yerlere koymuşlardı bunu. işte Now Mesh falan olarak da geçiyordu. Bu sürümde AI altında Navigation olarak geçiyor. Navigation panelini aldık buraya e, açtık ve yani hani hiç açık değilse o açıyor belki açıksa açık mıydı emin değilim az önce onu orayı e, bize oraya gönderiyor ama e, şimdi bu yürünebilir objemizi biz navigation statik olarak belirleyeceğiz ve bu hani yürünebilir bir obje yürünemeyen yani, üstünden zıplanan falan değil yürünebilir bir obje olarak seçili e, agentlar adamla ilgili e, boyutlandırmalar burada şimdi bizim e, birden fazla adanımız, adanımız yer alabilir buraya onların hepsini farklı farklı olarak ekleyebiliriz humanoid bizim e, burada bakacak olursak aslında yapmış olduğumuz birimin altında agent type'lar var yani biz aslında humanoid agent'ın ayarlarıyla oynadık hani burada radius height gibi bilgileri buradan değiştirdik e, ve burayı seçecek olursam zemini seçip navigation'a gelecek olursam buradaki bilgiler onlarla tutarlı biçimde olmalı ki hani buradaki yürünebilir alanları tespit ederken o adamın boyutu hesaba katılmış olsun. Yani buradaki ayarlar onlarla ilgili. Ve en sonunda bake kısmından yürünebilir alanları bizim agent'a göre oluşturacağız aslında. Bake kısmına gelip bake dersen ben burada zemin üzerindeki yürünebilir alanları Buradaki ölçütlerdeki bir agent'a göre belirlemiş olacak. Bizim adamın içerisindeki bilgilerle e, bunlar uyumlu olsun diye gideceğim. Birimi seçtiğim zaman e, radius'u buymuş height'ı oymuş. Sonra ben yine zemini seçip navigasyon panelinden bu ayarlardaki bir agent için hesapla diyeceğim. Bake zaman gördüğünüz gibi uçlara biraz daha yaklaşabilir. Çünkü o kadar şişman değil e, ortaya çıkmış oluyor. Ardından şimdi play dersem adamını seçersem burada bir yere sağ tıklarsam herhangi bir hata almadığımızı görüyoruz. Ancak adamın da yürümediğini görüyoruz. Dırın dırın. Şimdi burası yürünebilir bir alan olarak belirlenmişti. Adamımızın altındaki birimin altındaki bilgilere bakalım. Burada hızımız düşük olduğu için mi sıkıntı veya biz e, belki de ha Git dedik mi gemedik mi onu onu bir çözelim şimdi hani e, neden çalışmıyor acaba bir şey Ayarlamayı mı unuttuk Nalmeş açısından bir mekanikle ilgili bir sıkıntımız mı var yoksa belki de şu noktaya ulaşmıyor muyuz Bu noktaya gelemiyor muyuz onu test etmek istiyorum Hani yaparken bazı sorunlarla karşılaşmak güzel çünkü hani benzer sorunlar her zaman çıkıyor ve bunlara nasıl yaklaşırız? sıkıntı nerede nasıl çözeriz? Debug nokta log kullanırsak konsola çıktı verebiliyoruz. Mesela bu noktada hedefe Konsola yazabiliriz. hitpoint Nereye gitmeye çalışıyoruz? Belki çok saçma bir noktaya gitmeye çalıştık. Ee, öncelikle bir deneyelim bakalım. Hani en e, şeyimize yakın kısım oydu yürünün içerisinde e, destinationı set ettik. E, şunları yapıyoruz zaten. agent'a erişimimiz var. Bakın burada hani e, herhangi bir noktaya sağ tıkladığım zaman mesaj beklemiyorum zaten. Ha, tuş farklı tuş olabilir tabi. Onu düşünmedim binayı seçtim sağ tıkladım çıkmıyor. Birimi seçtim sağ tıkladım çıkmıyor. E, tuşla ilgili bir sıkıntı da olabilir. Onu da düşüneceğim ama şimdilik mesela adamı tıkladım. Bir yerlere sağ tıklıyorum. Mesajı almıyorum. Demek ki o noktaya hiç ulaşmıyorum. Ondan sonra diyeceğim ki hani peki ulaştığım nokta neresi acaba? Belki de şuraya mı girmiyorum ha şu şu birim layerına bakıyorum. Tamam doğru mevcut seçili objem boş değilse ve birimse şuraya mesela debug log ekleyebilirim. Birim seçili desin mesela. Ardından da şurada mesela zemine sağ tıklandı gibi bir mesaj alalım. Şurada farenin doğru tuşuna bastığımızı kontrol ediyoruz zaten aslında. Bakalım bu bu mesajlardan bir şey görecek miyim? Ee, şimdi bina seçili etrafa sağ tıkladım. Birim seçtim etrafa sağ tıkladım. Herhangi bir mesaj almıyorum konsolda. Demek ki daha farklı bir noktada sıkıntımız var. Onu tespit etmeye çalışalım. Tuşla ilgili bir sıkıntı olabilir mi diye de düşünüyorum ama değil herhalde. Hani... E bir bakalım hemen Unity Mouse right click diyelim. Hani birinci indeksteki tuş olması lazım diye hatırlıyorum da yine de onu bir doğrulamış olalım. Evet sağ tuş birinci indekseki tuş. Mevcut seçilim mi boş acaba? Mevcut seçiliği normalde burada alıyorduk. Ve boş bir yere tıklandıysa şu taraflarda çözümlüyorduk. şuraya da de bak diyelim. Belki bu daha ee, büyük bir sıkıntı. Sağ tıklandı. Herhangi bir anda sağ tıklarsam bu mesajı görebilmem lazım aslında. Şu else doğru dizgiye yazdık mı ondan da emin olalım. Evet. Yani sol tuşa tıklanmadıysa ve sağ tuşa tıklandıysa diyoruz. Sağ tıklandı. mevcut seçili var. Birkaç tane mesaj yerleştirdim. Oraya buraya. Bu tarafa geri geldik. Başlattık. Sağ tıklıyorum. Sağ tıklandı. Mesajını alıyorum en azından. Bir şey seçtim. Sağ tıkladım. Mevcut seçili var. Mesajını da alıyorum. Ancak birim seçili olduğunu görmüyorum. Yani sıkıntım. Bakacak olursak şu noktada. Mevcut seçili şeyin katmanı birim layer'ına eşit çıkmıyor. Burada ben şunu düşüneceğim. Acaba layer'ları kontrol ederken eşit eşit kullanırsam yanlış mı yapıyorum? Çünkü birim seçili olan şey birim. Bu ikisi de birim layer'ında olduğunu görüyorum. Birim layer'ını yazarken bir sıkıntı yok. O zaman unity layer compare gibi bir şey diyelim. Hani tek layer'a ait olan bir şey Denediğim takdirde Şu şekilde karşılaştırmanın daha mantıklı olduğunu söylemişler Yani maskemiz burada, bunu bir, e, yani layer e, şeyi bir bit sola şift gibi bir şey herhalde bu. Biz de öyle yapalım madem. Yani hani orada layer maskesi ile kontrol ederken, e, şurada hani layer mask'ı kullandık aslında, layer mask'ı bir parametre olarak gönderdik biz. E, bu layer'ı bir şeyle karşılaştırırken hani compare to, buradaki compare to normal. Integer Compare to yani Layer Mask'a özgü bir şey değil. O yüzden de Layer maskesiyle ile bir karşılaştırma yaparken normalde bu şekilde kullanıyorlarmış. Biz de madem öyle kullanalım hatır kalmasın. Nasıl yapmışlar? Şimdi Layer'ımız var. Şu işlem aslında dedim ya Layer'lar her ne kadar biz orada sayı gibi görsek de onların bitler halinde bir temsili var yani e, sıfırlar birlerden oluşan bir yapıda hani e, bu şey bu layer'da mı bu layer'ı içeriyor mu şu maske falan gibi bir kontrol söz konusu o yüzden de bir obje şu layer'da mı bu layer'da mı diye kontrol ederken sıfırsa mı o layer'da olacağız peki onu da bakalım Ha bunun maske eşit olması tamam gerekiyor o zaman. Yani layer mask'ı şurada oluşturursak daha mantıklı olacak belki. Layer mask lm lay diyelim. Layer mask dediğim şey budur diyorum. Ardından şöyle yapıyorum. lm şuna mı eşit diye bakıyorum. Baktığım şey de şu ifade oluyor. Şu sağdaki ifade lm'ye eşit mi diye bakıyorum ki birim mi seçili başka bir şey mi seçili tespit edebileyim. Şimdi bu tarafa geri geldiğimizde Birimi seçtim, sağ tıkladım. Bir güzel de yürüdü. Yani sıkıntımız şuymuş. Hani layer her ne kadar bir integer olsa da onu bir layer mask kullanarak eğer kontrol edeceksek, eğer layer mask kullanmıyor olsaydı sıkıntı yoktu aslında. Hani layer sayısı integer olarak şuna doğrudan eşit mi diye bakabilirdim. Ee, layer bilgisini peki şöyle yapalım. Unity layer name to int Ya burada da yine layer mask kullanacağımız için ya benim e, derdim şuydu. Layer'ları sayı olarak değil de isim olarak kullanalım. Doğrudan ben orada kaçıncı sıradaysa benim layer'ım şunu yapabilirdim aslında. Hani layer add layer kısmında bu layer'ların integer olarak sayısal karşılıkları. Ama ben dedim ki hani sayısal karşılıkları belki şuraya başka bir şey ekleyeceğim, kaydıracağız vesaire. Sayısal karşılıklar üzerinden değil de isimler üzerinden gidelim diye düşündüm. İsimden layer'a dair bir bilgiye ulaşmak için de layer mask kullanıyoruz. Ancak layer mask kendi yapısı itibariyle aslında birden fazla layer'ı da içerebilecek bir yapıda olduğu için bir layer maskla layer'ın karşılaştırması doğrudan bir integer karşılaştırması şeklinde değil bitler üzerinden bir maskeleme yaparak yapılan bir karşılaştırma. Şuradaki hani şeyler de sola doğru işaretler de aslında o bitleri bir kaydırıp bir şey yapmaya karşılık geliyor. Yani bunu bir şekilde bununla maskeliyoruz ama mevcut halini bir bit sola kaydırarak maskeliyoruz gibi bir şey. Ve bu da Layer Mask'ın kendisine eşit bir hale geliyor mu onu kontrol ediyoruz. Yani Layer karşılaştırmanın aslında Layer Mask üzerinden Standartı buymuş. Onu yapmış olduk burada. Diğer e, laf kalabalığından, konsola yazdığımız kalabalıktan arındırdığımız takdirde de hala adamı seçtiğimiz zaman bir yere sağ tıkladığımız zaman yürüdüğünü görüyoruz. Birimin kendisine gelecek olursam şimdi burada mesela speed ile ilgili özellikler burada değiştirirsem hızını e, arttırıp azaltabilirim. E, hızlanma hızıyla ilgili, dönme hızıyla ilgili bazı değişkenleri değiştirebilirim. Farklı birimler için mesela burada farklı şeyler kullanıyor olacağız. Çok hızlı olduğu için dönemedi mesela virajı alamadı. Ee, şimdi e, oyunu tekrar başlatacak olursam bu şekilde eski orijinal hızına dönmüş olduğunu göreceğim. Şimdi asıl istemediğim noktalardan bir tanesi binaların içinden geçmek. Her ne kadar burada sağ tıkladığım zaman sadece zemine baktığım için yürünebilir bir alan olsa da bu binanın içine girmek istemiyorum. Bu arada mesela adamı seçimi bıraktım. Bir yere sağ tıklıyorum. Adam hala yürüyor mesela. Bu da olmasını istemediğim şeylerden bir tanesi. Yani bir şey eski seçiliyken... Şu an binayı seçip adama geri dönersem... O oluyor mesela. Boşluğa tıklarsam seçimi bir şekilde bırakmıyoruz galiba. Onu bir düzeltelim. Buraya geldim. Ee, sağ tıklarken mevcut seçili boş mu değil mi? Ona bakıyordum. Ancak burada... Şurada düşünecek olursak şimdi. Farenin sol tuşuyla tıkladım bir şeye çarpmıyorsa boş yere gittiysek mevcut seçilinin materyalini al yapıyorum. Şurada yanlış şey yazmışım. Eski materyalini al yapmayacağım da mevcut seçilinin kendisini al yapacağım. Hani e, cismini boyadık. Kendisini seçimden çıkarmamışız. O yüzden şimdi e, seçtim. Sol tıklarsam e, adamı tekrar yürütmüyorum ve şeye gelecek olursak Unity yine null mesh taraflarına geri dönecek olursak null bazıları engel teşkil edebiliyor. Şöyle Unity null mesh obstacle olarak geçiyor. Yani bir cismin null engel olarak bulunacağını söyleyebiliyoruz. Bunun için null mesh obstacle Komponent eklememiz gerekecek. Ve bu komponent içerisinde iki farklı detay söz konusu. Şimdi NavMesh Obstacle'lar aslında objenin fizikte devirebileceği, yanından geçebileceği şeyler de olabilirler. Carving diye bir e, ayar var mevcut içerisinde. Carving eğer seçiliyse yürünebilir alanlarda bir delik oluşturur. Onu söylüyor. NavMesh'in içerisinde NavMesh bizim şu maviyle çizdiğimiz yürünebilir alanlar. Onun içerisinde bir delik oluşturmak istiyorsak, yapmamız gereken Carve ayarını açık tutmak ve bizim burada da yapmak istediğimiz bir nevi o aslında. Binanın kendisine geleceğim. Buraya bir Navmesh Obstacle ekliyor olacağım. Burada bakacak olursak Navmesh Obstacle'ın da, yani bina modeli şimdi şurada onun bir Collider'ı var zaten. Binanın kendi içine baktığım zaman bu objenin bir engel olarak karşılığının alacağı yeri de burada seçebiliyoruz. Bir kapsül olabiliyor yine bu. Bir kutu şeklinde de yer alabiliyor. Bunun merkezi nerede olmalı ve bunun boyutu nasıl olmalı gibi bilgiler mevcut yine. Bu yine nokta 5 yüksekliğinde herhalde nokta 5'te z ekseninde oynayacak olabilir. Negatif yönde. Bu niye güzel oturtmadı çok emin değilim hani. Kendisi sıfıra 0'a 0. a 0... Aa, bina modelini biz bir şekilde şu alt parçasının konumunu diğer iki eksende farklı yerlere çekmiş sayret. Tamam, onu düzeltmiş olduğumuz takdirde burada sıfır ayarlarıyla üst üste gelecekler. Ve carve ayarını biz açacak olursak yine iki farklı ayar da aslında burada karşımıza çıkıyor. Burada bir hani buna ne kadar yaklaşabiliriz ve bu dururken mi sadece geçilmez bir alan oluşturacak onu söylüyor yani çünkü şu tarafta bakacak olursak bazı nesneler hani devrilebilir bir, bir miktar hareket eden e, hareket edebilecek şekilde olan nesneler olabilir. Ve bizim e, adamımız bir yol planlarken onun yanından yakınından ittirerek onu geçebilir miyim geçemez miyim? ...gibi bir bilgiyi de içeriye olacak. Hani bu Carve ayarı belli bir müddet sonra aktif hale gelebilir. Yani time to Stationary gibi şeyler de onu belirliyor olacak. Neyse biz bu tarafa gelelim. Hani her zaman burası geçilmez olacak diye planlayacağız çünkü... ...bu binanın bir yere gideceğini pek düşünmüyoruz yıkılmadığı müddetçe. Navigation kısmına gelecek olursam ben şunu gözlemleyeceğim. Hani bake demedim. Yeni bir zemin oluşturursam bake demem gerekiyordu ama bake demediğim takdirde de ben bu binayı farklı yerlere konumlandırırsam geçilemez bir alan olarak gözüktüğünü görüyorum. Ve bunu da daha iyi test etmek için bu binadan iki tane oluşturduk diyelim. Bir tane daha binam var. Onu da şöyle bir yere koymuş olayım. İkisi de yine geçilmez alan oluşturuyor olacaklar. ve birbirlerine de Yakın olurlarsa bizim bu adam oradan geçemeyeceği bir şey de olsun denerken. Şimdi başlatıyoruz. Adamı seçtik buraya bastık. <laughs> Aradan dışı Neyse binanın içine basarsam eğer binanın içine giremeyeceği için adam binaya yaklaşıp hani kendini o noktaya yakın yakın bir şekilde konumlandırabildiği en yakın noktaya getirecek ve bırakacak bu binayı. Şu ana kısmından tutup şöyle bir yere koyayım mesela. Şimdi aradan geçebileceği şekilde değil. Adamı buraya getirdim mesela. Öbür tarafa basarsam binaların etrafından dolandığını göreceğim. Şimdi bu biraz daha temel kısımlardan ekleyebileceğimiz bir şey daha belki birim üretme olabilir. Ve birim üretmek için mesela binaların üzerinde. Birimin çıkacağı belli noktalar bulunabilir. Bina e, skripsine isterseniz e, bir geri dönüş yapalım. Daha önce açmamıştık onu aslında. E, şöyle düşünelim. Her bina için belli bir çıkış noktası olur ve o noktadan yeni birimler çıkartabilir. Binaların ne tür oyun objesi üretebileceğini bir liste olarak burada tutabiliriz. Şimdi tek bir şey üretecek olarak düşündüğüm için tek bir public game object tutacağım. Ee, üretim ee, üretilen birim gibi bir şey olsun mesela. Üretilen birimin bir kopyasını oluşturmak istiyorum aslında. Üretilen birimden belli aralıklarla bir yere bir şeyler çıkartalım. Şimdilik. Ee, burada tuttuğumuz bir float zamanlayıcımız olsun. Başlangıç anında zaman dediğimiz şeyi mesela hani 10 saniyede bir falan mı çıksın, 5 saniyede çıksın, 5f olsun. Update'in içerisine zaman dediğim değişkeni şöyle değiştirmek isteyeceğim. Time delta time. E, bu kareyi çizerken hani her karede, oyunun çizilen her karesinde update'in içerisine ge geliyoruz. Bu kareyi çizerken bir önceki kareden bu yana ne kadar zaman geçti? Çok küçük bir zaman geçiyor ama büyük bir zaman değil de bu küçük bir zaman olduğu için bu zamandan bunu çıkartıyor olacağım. Ve eğer zaman dediğim şey bir şekilde yani beşten geriye sayıyorum sıfıra eşit veya sıfırdan küçük bir hale geldiyse zamanı tekrar bir noktada ben 5'e eşitleyeceğim ama 5'e eşitlemeden önce de yeni bir birim üretmek isteyeceğim. Üretilen birimden bir tane çıkartmak isteyeceğim. Bunu daha önceki bazı videolarda da değindik aslında. Her seferinde instantiate metodunu kullanarak yeni bir oyun objesi oluşturmak çok da sağlıklı bir yaklaşım değil. Çünkü aslında oyun objelerini başta oyunun yüklenme ekranında oluşturup onları pasif bir şekilde gözükmeyen, kullanılmayan bir şekilde tutup o obje havuzundan me alabileceğimiz mevcut objeleri alıp görünür hale getirmek daha etkili, daha performanslı bir yaklaşım. Mesela hani 100 tane birimi baştan oluşturduk ama görünmez hiçbir yerde işlenmez bir şekilde tutuyoruz. Adam yeni birim ürettikçe o birimlerden alıp onları görünür hale getirmek daha hızlı bir şey. Ee, yeni ta baştan bir oyun objesi üretmektense. Ancak şimdilik hani biraz daha böyle mantık açısından kolay olacak şekilde yaklaştığımızdan dolayı üretilen birimi doğrudan burada oluşturduğumu düşüneceğim. Ve bunu oluştururken de aslında üretilen birimin bir e, hani çıkış noktası bir pozisyonu olması gerekecek onları yine burada bu instantiate fonksiyonuna gönderebilirim. Nereden çıksın istiyorum ben birimim. Ee, birimim aslında bu e, oyun objenin de bir transformu var. Hani şu an binadayız. Binanın ekli olduğu bir script var. Bu bir yerde konumlandırılmış durumda sonuçta. Ee, bunun mesela biraz ilerisi falan gibi bir şey düşünebiliriz. Yani bunu transform forward yönünde bir birim hani bina kendisinin bir birim ilerisinde o birimi oluşturuyor gibi varsayabiliriz. Burada tabii ki hani e, aslında daha sağlıklısı hani binanın cinsine göre değişecek bir vaziyette binanın önünde çıkış noktasında tutmak. Hatta öyle yapalım isterseniz. E, bir public yine game objectimiz olsun. Bunun adı çıkış noktası şeklinde bulunsun. Ve biz yeni bir birim ürettiğimiz zaman çıkış noktasında bulunmasını istiyoruz. Bu uh, versiyonda bir de şey vermemiz gerekiyor. Bu versiyonu kullanmıyoruz aslında da bir rotation vermemiz. Hani nasıl döndürüyoruz bunu dememiz lazım. Hani döndürülmemiş haliyle oluşturuyor olalım. Tabii çıkış noktasının kendisi değil de bu bir game object olduğu için transform'unun pozisyonunu göndereceğiz ki bir vektör 3'e karşılık gelsin. Zaman zaman bir şeyler çıkartan bir bina bu. Bir birim çıkartıyor. Bu tarafa geri döndüğümüzde şimdi aslında başlangıç anında birimimiz sahnede olmayabilir. Binalar içinde benzer şey söz konusu olabilir. Birim dediğim şeyi ben buraya alayım isterseniz. Bir prefab olarak burada yer alsın. ...ve sahnede benim birimin başlangıç anında bulunmasın bir binam olsun ancak. Binana geldiğim zaman da binanın... ...içinde ben binanın altına yeni bir boşluk ekleyeceğim. Bunun adına çıkış noktası diyeyim. Çıkış noktası hani bu binanın çıkış noktası şurası olsun mesela. Binaya geri döneceğim. Binaya ekli olan... ...script de çıkış noktasını burada bu bina için... Geçerli olan çıkış noktasıyla değiştireceğim. Ve üretilen birim olarak da bizim şu adamı koyacağım. Yani hani bu adamdan üretecek bu e, mekanizma zamanı geldikçe. Başka bir şey yapmam gerekiyor mu bir yandan düşünürken başlatalım. Şimdi şurada şeyi pek düşünmedim aslında. E, bir şeyler üretildiğini görelim. Bunu seçeyim mesela bir yana çekeyim. Yürüyebilen bir birim ürettik. Binanın içine de girmiyor. Ama düşünmediğimiz nokta şuydu. Yeni bir birim daha üretildiği zaman, şurada bu birimin klonunu göreceğiz. Bunlar aynı noktaya düşecekler. Aslında yeni oluşan birimlerin bir miktar ileriye doğru yürümeleri falan yapmak isteyebileceğimiz bir şey. Ama şimdilik mesela birden fazla birim seçtik, başka yerlere yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Yani yeni bir birim oluşturduktan sonra aslında şu noktada. Ee, bu yeni oluşturulan birim için şöyle diyelim hani burada bir e, game object aslında yeni birim oluşmuş oluyor instantiate dedikten sonra bu elimize geliyor. Yeni birimin altında da aslında get component diyecek olursak birim klası mevcut olacak çünkü biz öyle bir prefab oluşturduk yani oluşturduğumuz prefab'a bakılacak olursak bir taslak halinde şurada birime bakacak olursak birimin içerisinde bütün bu yapı var. Hani script'i var, now agenti var. O yüzden seçebiliyorum. O yüzden yürüyebiliyor. O yüzden ilk geldiğinde birim layer'ında bir şekilde başlıyor. Onun o yüzden de birim script'ini alabilirim. ve ona şunu söyleyebilirim. Yürü. <laughs> Belli bir yere yürümesini söyleyebilirim. Yürüdüğü yerde çıkış noktasının ta kendisi olabilir. Ancak ona yürü komutunu verdiğim için Artık diğer e, NowMesh agentlerle etkileşimli bir hale geçeceğinden dolayı sanıyorum ki e, hani hepsi aynı yere yürümek istediği için en azından üst üste binmemiş olacaklar veya hani alternatif olarak aslında başka bir yere e, yürümesini isteyebilirdim. Şimdi çok fazla birim koluunu görüyorum yanda. bir şeyler <laughs> ters gitti anlıyorum ki e, çok fazla birimi hem de aynı noktada oluşturduk. Tamam şurada da. Ee, şeyle ilgili bir sıkıntımız var. Yani orada şey kopuyor yani bu yeni birimden aslında birim komponentini alamadığımı fark ediyorum. İlk oluşturma anında olduğu için belki böyle oluyor olabilir. Yani bu komponenti burada satırda elle ekliyor olsaydım belki daha sağlıklı olacaktı. Ee, aksi takdirde ne oluyor? Onun start anına gelmediğim için yani şöyle düşünecek olursak birimin içerisinde Start anında NavMeshAgent komponentini elimize alıyoruz. Ancak burada henüz yeni oluşturulmuşken başka bir Unity e, behavior'ının içerisinde olduğumuzdan dolayı bu update'ten çıkıyoruz. Ondan sonra o birim için start söz konusu oluyor. Ve NavMesh bu aşamada aldığımız için yürü dediğimiz zaman henüz agent belirlenmemiş olduğundan dolayı e, sıkıntı çıkıyor. O sıkıntıyı aşmak için şöyle bir şey belki eklenebilir. Yani buraya başka bir public bir metot koyarım. Ee, ne derim? Agent e, belirle derim mesela buna. Benim dışarıdan çağırabileceğim bir şey olur ve şu işlemi yapar aslında. Çok farklı bir şey yapmaz. Now mesh agent içinde oluşturulmuş olması lazım ancak. Ee, şurada da mesela şöyle bir şey yaparım hani birim B diyeyim yani birim komponentini şu ilk aşamada alıyor olayım ardından B nokta agent belirledirim agent belirledikten sonra B'nin belli bir noktaya yürümesini isterim. Sanıyorum ki bu şekilde yaptığım zaman sıkıntı ortadan kalkar. Az önce çok fazla agent'ın çıkmasının sebebi şuydu. Ee, biz sayacı e, o metodun içerisine yazdıklarımızın en son kısmında tekrar 5'e eşitliyorduk e, o zaman o, o noktaya ulaşana kadar bir yerde hata alırsak da 5'e eşitlenmemiş oluyordu Hep sıfırda kalmış oluyordu şimdi biraz yakından gözlemlediğimizde aslında bir şeyler oluyor gibi duruyor yani tam aynı noktada çıkmadığı e, müddetçe herhalde sıkıntı olmuyor Peki e, cismin içerisine çıkartırsak ne olur onu bir test edebiliriz. Yani normalde Null Mesh Agent'ın gidemeyeceği bir yerde oluşturursak ama orada da yürünebilir alan olmadığı için herhalde yine şey olmaz. Ya burada ben ilk adamı çektikten sonra ee, beklediğim bir görünüme kavuştum. Onun da sebebi şu muhtemelen. Şimdi beraber de gözlemleyelim. Hani adam çıktı. Yani şurada solda da tek bir adam olduğunu görüyorum bir alt satırda daha yenisi de çıktı. Hepsi aynı konumdaysa eğer Nowmash Agent Çalışmıyor gibi duruyor. Ne zaman çalışıyor peki? Ee, en azından bir tanesi Farklı konuma geldiği zaman artık o konum Tamamen başka bir Nowmash Agent e, Çakışan bir hal almaktan çıkıyor. O zaman işte biraz daha böyle birkaç tane adamın Çıktığı bir e, vaziyet alıyor. Bunu çözmek için de bence hani çıktığı, oluştuğu nokta ile yürümeye çalıştığı noktanın bir miktar farklı olması işi çözer gibi geliyor bana. Yani çıkış noktasına ek olarak bir de binanın içerisinde ben create empty diyeyim. varış noktası diyelim buna. Ve varış noktasının çıkış noktasından farklı olduğundan emin olayım. Yani çıkış noktasını belki biraz daha binaya yakın bir yere çekebilirim. Varış noktası. Hani çıkan adamların buraya gitmesini bekliyoruz. Hatta strateji oyunlarında binaların çıkış noktalarını da değiştirebiliriz. Buradaki zamanı birazcık azaltıyor olacağım. Ve bir de bir tane daha binamız olsun isterseniz. Ctrl D ile bir başka kopyayı şuraya ekliyor olacağım. İkisinin de hani kendine göre çıkış konumları, varış noktaları hani kendilerine relatif bir şekilde tabii şeyi... E, belirlemeyi unuttum. Burası hani varış noktasından haberler değil. Çıkış noktasına ek olarak bir de varış noktası ekleyeceğim. Ve adamımız çıktığı zaman yürümeye çalıştığı noktası varış noktası olsun diyeceğim. Bu tarafa da geri dönünce ikinci bina kopyamış şimdilik sineyim. E, i̇lk binanın scriptine varış noktasını ekleyeceğim. Ondan sonra burada şey yapacak olursam hani e, çoğaltacak olursam bu seferin hani binaların kendilerine dair çıkış noktaları olmuş olacak. Çalıştırıyorum, bakalım şimdi hani nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Bir şey <laughs> eşitlemeyi unuttum sanıyorum ki. Ha ilk başlangıçtaki sayacı değiştirdim ben ama hani şey yapmadım aslında. Yani şuraya gir gelecek olursam zamanı. Ha tamam sonrakilerde iki eşitledim. Başta iki eşitlemedim. Bu bir de olabilirdi belki. Binaya göre değişecek elbette bunlar. Çıkarttığımız birime göre vesaire değişen nitelikler olacak. Ama kamerayı da bir parça daha yaklaştıralım. Şöyle daha rahat görelim. Bakacak olursak birimler çıktı. Ve bir e, <laughs> halay çekme havasında oynuyorlar. Tabii ki. E, bu hani çözülmesi gereken bir Sorun oyunlar için nedir? Birim çıkartırken etraf doluysa yeni birimin gitmesi gereken farklı bir nokta bulmak. Onu aynı sonraya bırakırız. Ancak hepsi aynı yere gitmeye çalışıyor. Ve oraya gitmekte çok ısrarcılarsa bu şekilde <laughs> ufak çemberler oluşturmuş oluyorlar. Ancak şimdi biz buradan herhangi bir adamı seçip oynatabiliyoruz. Ortadakini çok ortadakini seçersek birazcık oynamaları sıkıntı oluyor elbette. Ancak yapmak istediğimiz şeylerin bir kısmını yapmış olduk. Yani binaları seçtiğimiz zaman da ha şu olabilir bak. Şunu şimdilik bir ekleyebiliriz. Binayı seçtiğim zaman bir yere sağ tıklarsam oraya bir çıkış noktası oluşturursun. Bu durumda da aslında çıkış noktalarının bir görsel karşılığının olması güzel olabilir. Ee, çıkış noktasını seçeyim ben. Ya da şöyle yapalım, varış noktasını değiştirmek istiyorum. Doğrudur. Varış noktasının değişmesini isteyeceğim, bina seçiliyse eğer. Bunu nerede yapacağım? Ana oyuna geleceğim. Burada, biz hatırlarsanız sol tuş, sağ tuş ayrımımız vardı. Eğer bir şey seçiliyse bir şeyler yapıyorduk. Layer Mask'ımız da burada ilkinde, eğer birim seçiliyse demiştik. Ancak ben şöyle bir şey ekleyeceğim. ...bu if'e bir else olarak ekleyebilirim. Ya da ayrı bir if mi yapalım? Şimdilik şöyle yapalım, şunun bayağı bir benzerini yapacağım aslında. Layer maskesini bu sefer bina layer maskesiyle değiştireceğim ve seçili olan şey... ...bir bina ise bu noktaya geliyor olacağız. Ve bu seçili olan şey bir bina ise ve ben herhangi bir yere sağ tıkla zemin üzerinde tıkladıysam... Benim bu sefer yapıyor olduğum şey şöyle değişecek. Bu sefer birim değil de bir bina skripti almaya çalışacağım. Mevcut seçili olan şeyin parent'ından bir bina skripti almaya çalışırken eğer bu boş değilse varış seç gibi bir metodu çalıştırmak istiyorum ve seçili olan sağ tuşla zeminde tıkladığım yerin bir varış noktası olarak atanmasını isteyeceğim. Bu tarafta da yeni bir public void metotla yeni bir varış seçtiriyor olacağım. Burada bir vektör 3 alıyoruz. Yeni bir varış konumu alıyoruz. Ve binanın hatırlayacak olursanız zaten bir varış noktası var. Varış noktasının transformunun set position'ını çağırıyor olacağım nereye gidecek? Hani artık pozisyonu, varış noktasının pozisyonu konum olurken dön, dönme ile ilgili, açıyla ilgili bir değişiklik olmadığı için identity e, kullanacağım. Bir hani rotation, bir döndürme ifadesi içeriyor. Hani varış seçedi. Bu sefer bina için yapmış oldum. Daha farklı ne yapardım aslında? Şurada şimdilik henüz birimler binalar var seçili olabilen belki ileride başka şeyler de eklenir o yüzden burayı çok düzenlemeye kalkışmadım ama e, layer maskesini biraz daha akıllıca oluşturup bunlardan hangisiyle ile hangisine ait bir objeye e, sahip olduğumuzu seçili objenin hangisine ait olduğunu daha farklı da e, karşılaştırabilirdik. Yine birkaç tane binamız olsun şöyle orada burada Oraya bakarken burayı ayarlamak daha şey. E, ve başlatalım. Ve şöyle yapacağım mesela. Bina seçtim. Başka bir yere sağ tıkladım. Varış noktası orası olarak ayarlandı. Hani tabii bu kadar e, her zaman için bu kadar sık adam çıkartan binalar olmayabilir ama. E, aynı noktaya. Mesela bu bina seçilirken buraya sağ tıkladım. Bu binanın çıkardığı adamlar bu noktaya gitmeye çalışıyorlar. E bunlar buraya yığılmasın diye buraya tıklamış oldum adamlar tabii gitmekte çok ısrarcı oldukları için bir halaya katılmış oluyorlar. O gitmekte olma ısrarlarını aslında Navmesh Agent üzerinden de birazcık azaltabiliriz. Yani bir noktaya vardım demek için oraya ne kadar yakın olması gerekecek gibi bir şey yapabiliriz. Öte yandan da aslında bunların varmaya çalıştığı noktaları biraz daha sistematik bir şekilde tutabiliriz. Hani strateji oyunları bunun nasıl çözüyor diye düşünürsek aslında aynı zamanda herhalde birimler orada yürünemez bir alan oluşturuyor olabilirler belli bir miktar hareketsiz kaldıklarında. Yani bu da şey mi anlamına geliyor? Navmesh agentların içerisinde engel var mı yok mu? O konulara belki daha sonra değiniriz. Ama şimdilik bir hani strateji oyunu ana mekaniği olarak hani benim görüşüm şu şekilde. en temel hani strateji, bir şeye strateji oyun diyorsak en temel noktalardan bir tanesi de böyle tepeden bir bakış sahibi olup o sahneden bir şeyleri seçip bir yerlere yürütebilmek. Yani o, o mekaniği şimdilik yapmış olduk. İlerleyen bölümlerde daha farklı mekanikler belki. Yani bundan sonraki nokta mantıklı olan nokta birden fazla şeyi seçmek olabilir. Veya bunların aralarında savaşabilmeleri veya bina yapabilmek gibi şeyler üzerinde de yine durabiliriz. Görüşmek üzere.